Evet, bu haftaki söz sıramı sanatçı Kadir İnanır'a yönelik İçişleri Bakanlığı'nın sarf ettiği nefret söylemi üzerine konuşarak başlamak istiyorum. Biliyorsunuz 11 Ocak'ta İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nda sanatçılar Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının bir okuma tiyatrosu gerçekleşmişti. Bu tiyatroya katılan kişilerden birisi de sanatçı Kadir İnanır'dı. Ertesi gün İçişleri Bakanı Kadir İnanır'ı hedef alarak nefret söyleminde bulundu. Doğrusu bizim için bu şaşırtıcı olmadı ama şunu vurgulamak istiyoruz ki İçişleri Bakanı'nın böyle bir söylem kullanmaya kesinlikle hakkı yok. Bunu geri alması ve özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin özel hayatına saygı hakkı vardır ve özellikle İçişleri Bakanı'nın buna uyması gerekir. Nefret söylemi yasaktır ve suçtur. Aşağılayıcı kelimeler sarf ederek Türkiye'ye mal olmuş, Türkiye'nin tamamı tarafından tüm dünyada sevilen, sayılan bir sanatçıyı hedef göstererek iktidar kendi güvenlikçi politikalarını devam ettireceğini zannetmemelidir. Bundan geri adım atmalıdır. Kadir İnanır bir barış savunucusudur. Barış savunucusu olarak bu tutumunu sürdürmektedir. Bizim gibi insan hakları savunucuları da onun yanında yer almaya devam edecektir. İşte tam da buradan aslında şuna gelmek istiyorum. İktidar özellikle 2019'da birlikte yargı alanındaki sorunları nihayet gördü ve yargı reformu açıkladı. Bir strateji belgesi açıkladı. Ve bunun üzerine de yargı paketlerini meclise göndermeye başladı. Birinci yargı paketi geçti. Beklentilerin çok altında olsa da bazı ufak tefek değişiklikler gerçekleşti. İkinci yargı paketi tartışmaları yürüyor ama şunu vurgulamak istiyoruz. Hem bakanlıkta yaptığımız toplantılarda hem de kamuoyu önünde açık açık ifade ediyoruz. Türkiye bu güvenlikçi anlayıştan kurtulmalı ki ancak bir yargı reformu gerçekleştirilebilirsin. Çünkü adliyelere baktığımızda adeta bir İçişleri Bakanlığı vesayeti görüyoruz. Dolayısıyla bu vesayeti andıran görüntülerin ortadan kaldırılması gerekir. Yani dolayısıyla bir yandan sürekli olarak ortamı güvenlikçi politikalarla insan hakları ortamını daraltan, çok yoğun nefret söylemi kullanan, yargının tarafsız ve bağımsız çalışmasını engelleyen bir idari pratik var, bir İçişleri Bakanlığı pratiği var. Bir yandan da yargı reformu yapmak isteyen Adalet Bakanlığı var. Bunun çeliştiğini özellikle vurgulamak gerekiyor. Tam da burada savcıların ve hakimlerin yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesine bağlı kalması ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun faaliyet yürütmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Yargıyla tabii devam ederken şunu vurgulamak gerekiyor. Yargı yoluyla baskı politikası öyle noktalara ulaştı ki, bakın Sözcü gazetesi yazarlarıyla ilgili dava gerçekten bize göre trajikomik. Çünkü ceza yasasının işte bu dolaylı örgüt üyeliği veya örgüte yardım diye adlandırılan maddelerinin ne kadar kötü kullanıldığının bir örneği. Gazeteciler Emin Çölaşan ve Necati Doğru Fethullah Gülen örgütüne yardım etmekten dolayı ve diğer 5 gazeteciyle birlikte toplam 7 gazeteci cezalandırıldı. Şimdi Türkiye'de buna kimseyi inandıramazsınız. Yani böyle bir yargı pratiği olamaz. Bakın Özgür Gündem ana davasında savcı esas hakkındaki mütalasında eş genel başkanımız Eren Keskin ve diğer gazeteci arkadaşlarımızla ilgili ceza istedi. Yani dolayısıyla gazeteciler cezalandırılmaya devam ediyor. İnsan hakları savunucuları üzerindeki yargı baskısı bakın hiçbir şekilde hızından hiçbir şeyi kaybetmiyor. Malatya Şube Başkanı arkadaşımız Gönül Öztürkoğlu'na ceza verildi. Kars Şube Başkanı arkadaşımıza ceza verildi. Bitlis eski temsilcimiz Hasan Ceylan cezalandırıldı ve şu anda Rize Kalkandere cezaevinde evinden çok uzakta mahpusluk koşullarını sürdürüyor. Dersim eski yöneticimiz Özgür Ateş arkadaşımız Elazığ hapishanesinde mahpusluk koşullarında yaşamaya çalışıyor. Raci Bilici arkadaşımıza ceza istenmiş durumda ve o kadar çok sayıda soruşturma ve davalara muhatabız ki. Yani şuna gelmek istiyorum. Bakın Türkiye'de aydınlar, yazarlar, sanatçılar, gazeteciler, insan hakları savunucular, aktivistler barışı savunmaya, ifade özgürlüğünü savunmaya, hak ve özgürlükleri savunmaya devam ettikçe onlar üzerinde bir yargı baskısı oluşturulmak isteniyor ve yargı araçsallaştırılmış durumda. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın yargı reformunu gerçekleştirirken öncelikle ele alması gereken hususun bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yargının araçsallaştırılması uygulamalarına derhal son verilmeli ve bütün bu
ifade özgürlüğü hususlarında düşünce belirten, aktivist faaliyetlere katılan ve bu çalışmaları gerçekleştiren insan hakları savunucuları, gazeteciler, aydın ve yazarlar üzerindeki baskının sona ermesini diliyoruz. Bu düşüncelerimizi özellikle yeni insan hakları eylem planı hazırlayan Adalet Bakanlığı'na iletiyoruz, iletmeye devam edeceğiz. Bu hafta söz sıramı özellikle güvenlikçi politikalar ve buna karşı acaba gerçekten direnebilecek yargı oluşacak mı üzerine konuşmak istedim. Teşekkür ediyorum.